Matematikçi Pisagor'dan, astronom Nicolas Copernic'e, hekimlerin hekimi İbn Sina'dan, bilim adamı Galileo Galilei'ye, muhteşem yapılarıyla Mimar Sinan'dan, sayısız buluşlarıyla Thomas Edison'a, sıfırın mucidi Musa el-Khwarizmi'den, fiziği değiştiren Albert Einstein'a, günümüz ameliyat aletlerini yapan Ebu Kasım el-Zahrani'den, mucit ve ressam Leonardo da Vinci'ye, optik çalışmalarıyla çığır açan İbn el-Haytam'dan, dijital teknolojiyi günlük yaşama getiren Steve Jobs'a kadar daha yüzlerce bilim insanı modern yaşamın temellerini attı. Tıpkı Mezopotamya'da binlerce yıl önceden günümüz ulaşım ve iletişim teknolojisinin tohumlarını atan matematikçi Meryem'el Astrolabi gibi. 10. yüzyılda Suriye'de doğan Meryem, kompleks matematik denklemlerle uğraştı ve astronomik gözlem ölçülerin yapılmasını sağlayan usturnama geliştirdi. Ayın, güneşin ve gezegenlerin konumlarını, dağların yüksekliğini, kuyuların derinliğini ve zamanı ölçmek için kullanılan usturnap, ortasında hareketli bir gösterge yerleştirilmiş düşey bir disktir. Kutup noktasını görüş noktası alarak göstergeyi yıldıza doğru yöneltilir. Gösterge ve yıldız hizalanır. Böylece yıldızın yüksekliği, diskin üzerinde bulunan meridyen çizgileri sayesinde açı derecesi türünden okunur. Bu sistemle uzaklıklar ve konumlar doğru bir şekilde ölçümlenebilmektedir. 18. yüzyılın sonuna kadar kullanılan usturlap daha da geliştirildi ve yüzyıllar önce çıktığı inovasyon yolculuğu şimdi uçakta, arabada, gemide, GPS teknolojisiyle seyahatlerimize eşlik ediyor. Uzayın derinliklerini görmemizi sağlayan dünyanın en büyük teleskobu Hubble'dan bakarken El Astrolabi'nin hayalini kurduğu uzaydan bir parçayı görüyoruz. NASA'nın yarattığı Hubble teleskobundan gelen fotoğraflar sayesinde uzayı evrenin daha yakından tanıyoruz. Fotoğrafın keşfine ilk tohumu Irak'ta doğan İbn el-Haytam tarafından atıldı. Matematikçi ve astronom olan el-Haytam, optik prensiplerini bularak bugün kullandığımız optik cihazların yaratımını sağladı. İnsan gözünün çalışma şeklini açıklayan el-Haytam, Camera Obscura olarak bilinen karanlık kutu deneylerini gerçekleştirdi. İğne büyüklüğünde bir delikten karanlık bir kutu içine ışık geçirerek ışığın kutunun dışındaki görüntüyü iç yüzeye yansıttığını keşfetti. Böylece gerçek anlamda ilk Camera Obscura'yı yaratarak kamera icadının öncülüğünü yaptı. Bugün önemli eğlence ve kültür araçlarından olan sinemanın yaratılmasında onun inovatif deneyimi öngörülenen katkısı çok büyük. Günümüz dünyasının en önemli dinamiği olan inovasyon, farklı düşünmenin, sınır tanımadan hayal etmenin gücüyle geleceğin tarihini yazıyor. Yaşadığımız modern dünyanın kurulmasında inovatif çalışmalarıyla katkıda bulunan bütün inovatörlere teşekkür ederiz. Çocuklarımızın, gelecek nesillerin yaşamlarında bir fark yaratmak için siz de bir yolculuğa çıkmak ister misiniz? Türkiye İnovasyon Haftası.